Merhaba, hoş geldiniz. İlk bölüme göstermiş olduğunuz ilgiden gayet memnunum. ETS2 Püf Noktaları serimizin ikinci bölümüyle bu yayında devam edeceğiz. Öncelikle ilk bölümle alakalı anlatmayı unuttum. Gözümden kaçan bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında ise yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk bölümde yük piyasasından bahsetmiştik ama ben kısaca nasıl yük alabileceğinizi göstermeye çalışayım. Sanırım burayı atladık. Tek seferlik iş dediğimiz nedir? Siz sadece şoförlük yapıyorsunuz. Çekici size ait olmuyor. Yükünüzü teslim ediyorsunuz ve paranızı alıyorsunuz. Özellikle yeni profiller için tek seferlik iş almanızı tavsiye ediyorum. Profilinizi daha hızlı geliştirmek istiyorsanız. Buna tıklıyorsunuz abicim. Burada kamyonunuzun nerede olduğunu bir önemi yok çünkü kamyon sizin değil. Sağdan yükünüzü seçiyorsunuz ve direkt işi al diyorsunuz. İşi al dediğiniz zaman çekiciniz ve dorseniz hazır bir vaziyette sizi bekliyor olacak. Siz de kontağa basıp yükünüzü teslim edeceksiniz. Serbest çalış dediğimiz neydi? Serbest çalışta eğer bir çekiciniz varsa kendi çekicinizle teslimat yapıyorsunuz. Serbest çalışa tıkladığınız zaman burada konum önemli yalnız çocuklar. Aracınız neredeyse mutlaka konumunu seçin. Şayet konumunu seçmezseniz diyelim ki konumu seçmeden yük aldınız. Aradaki mesafe çok uzun olabilir. Sizin doğru sizin alacağınız mesafe çok uzun olabilir. Şu anda benim aracım Şanlıurfa'da. Ben konumu seçmeden alırsam diyelim ki Dorsey'i alacağım yer Bolu'da olabilir yani. O yüzden Dorsey'i alacağınız mesafe çok uzun olmasını istemiyorsanız mutlaka konumunu seçin. Daha sonrasında ise yükü seçiyorsunuz ve GPS hedefi olarak ayarlıyorsunuz. Daha sonrasında ise çekicinizle Dorsey'i alacağınız alana gidip dorsenizi alıp yükünüzü teslim edebilirsiniz. Buradaki bütün masraflar size ait. Ama tek seferlik işte masrafları patron ödüyor. Öyle çok aman aman büyük bir kaza yapmazsanız. İkisinin arasındaki fark ayrıca bu. Yük piyasası dediğimiz ise hem çekiciniz var hem dorseniz var. Dorsenize yine yük piyasasından yük alabilirsiniz. Harici sözleşmelerde ise yine kendi çekicinizin olması gerekiyor. Kendi çekiciniz yoksa harici sözleşmelerden yük alamazsınız. Buradan konumu seçiyorsunuz. Varsa bu bulunduğunuz alanda işinizi alıyorsunuz ama şu anda bir iş gözükmüyor. Hız sınırı 90 kilometre. Önceki yayında da söylediğim gibi 90 kilometreyi geçemezsiniz harici sözleşmelerde. Şimdi hesabınızı World of Trucks'a bağlamanız gerektiğini söylemiştim ben. Peki bu World of Trucks nedir? Ben şuradan web sitesi üzerinden göstereyim abi. Bu sanırım bugünlerde bir Steam'de bir sıkıntı var. Bu siteye kayıt olmanız gerekiyor. Yani Steam hesabınızı bu siteye bağlamanız gerekiyor. Buradan kayıt olmaya tıkladığınız zaman en pratiği bu Steam hesabıdır. Steam hesabınızı World of Trucks'a kayıt ettirmeniz gerekiyor. Harici sözleşmelerden yük almanız için ilk yayında da söylediğim gibi çeşitli oyun içerisinde kazandığınız ödülleri Steam hesabınıza aktarabilmeniz için bu World of Trucks sitesi önemli. Onu da nereden göstereyim? Abi sayfama giriyorsunuz. Hesabınızı açtıktan sonra şurada bakın olaylar var. Olaylara tıklıyorsunuz. Şayet burada alınacak bir ödül varsa bu ödülün üzerine tıklayıp tabii şu anda benim alınacak bir ödülüm olmadığı için göstermiyor. Ödülün üzerine tıklayıp direkt Steam hesabınıza ödülünüzü gönderebilirsiniz. Bakın burada da diyor ki bu Steam hesabı tarafından zaten kullanıldı. Ben bu ödülleri öncesinde Steam hesabına göndermişim. Ayrıca World of Trucks sitesinden profil özelleştirmeye gelip buradan ETS ve ATS'deki araçlarınızın plakalarını kendinize özel yapabilirsiniz. ETS2'de örneğin 57 MCA 57 diye plakamı değiştirmişim. Uzun zamandır bu plakayı kullanıyorum. Bu alandan kendinize özel bir plaka tasarlayabilirsiniz. Aynı işlemi ATS içinde yapabilirsiniz. Yine bu alandan profil resminizi de değiştirebilirsiniz. Kameram belki biraz mani oluyor ama bakın şurada sol altta gençler kaynak seç diyor. Yerel dosya. Bakın şurada profil resmini seçim vardı. Dosyayı seç dediğinizde yine bilgisayarınızdan bir profil resmi seçip bu alandan profil resminizi değiştirebilirsiniz.
Haritayı açmak için illaki şu dünya haritası kısmına tıklamanıza gerek yok. Direkt M tuşuna bastığınız zaman haritanız gözükecektir. Hangi haritayı kullanıyorsanız M tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Evet, sanırım ilk bölümde konvoyları anlatmıştık. Şu hızlı yolculuktan bahsedeyim. Hızlı yolculuğa tıkladığınız zaman yine karşınıza bir harita çıkıyor. Ve dilediğiniz alana hızlı yolculuk yapabilirsiniz diyemiyorum. Çünkü her şehre hızlı yolculuk yapamıyorsunuz. Mesela şu Türkiye üzerinden göstereyim. Örneğin Samsun'a hızlı yolculuk yapabilirsiniz. Fakat Sinop'a hızlı yolculuk yaptırmıyor gördüğünüz gibi. Ve hatta Kırıkkale'ye hızlı yolculuk yapabilirsiniz. Ancak Yozgat'a hızlı yolculuk yapamıyorsunuz. Hızlı yolculuk nereye müsaade ediyorsa oraya şehrinizi seçip diyelim ki Bolu'yu seçiyorsunuz ve onayla dedikten sonra hızlı yolculuk saniyeler içerisinde bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de ben size bir püf noktası göstereceğim. Birkaç gün önce bununla alakalı videosunu da çektim. Hazır ekran açılmışken daha da böyle geniş kapsamlı aracınızı ışınlamak isterseniz öncelikle tabi sıfır kamera ışınlama ayarlarını yapmanız gerekiyor. Ayrı bir konu. Hızlı yolculuğa tekrar tıklayalım. Diyelim ki ben Bolu'ya ışınlanmak istemiyorum da Gerede'ye ışınlanmak istiyorum. Ama burada Gerede'ye hızlı yolculuk yapamıyorsunuz. Bunu da nasıl yapacaksınız abi? Hemen geliyorsunuz menüye abicim. Sür diyorsunuz. ESC tuşunun altındaki çift tırnaklı E tuşuna basıyorsunuz. Goto yazıp boşluk bırakıp Gerede yazmanız yeterli oluyor. Enter tuşuna bastığınız zaman mouse'unuzun ve klavyedeki numlock tuşlarının yardımıyla şöyle aracınızı düzgün bir yere konumlandırıyorsunuz. Ctrl F9'a basarak aracınızı direkt Gerede'ye ışınlayabilirsiniz benim yaptığım gibi. Şöyle haritadan göstereyim. M tuşuna basın. Gördüğünüz gibi şu anda Gerede'deyiz. Bu şekilde de aracınızı dilediğiniz yere gönderebilirsiniz. Şu radyo kısmı var. Radyo kısmına tıkladığınız zaman dilerseniz radyo yayını dinleyebilirsiniz oyun esnasında. Bunun için de internetten güncelle var diyor. Bakın internetten güncelleye tıklıyorsunuz. Ben şu anda tabii sesi kapattım. Dilerseniz oyun içerisinde teslimat yaparken radyo dinleyebilirsiniz. Kendi şarkı ve radyo listenizi eklemek için lütfen belgeler klasöründeki Euro Truck Simulator 2 klasöründe bulunan readme.rtf dosyasına bakın demiş. Ama ben bu radyoyu hiç kullanmadım ve kullanacağımı da sanmıyorum. Yayın yaptığım için direkt müzik çaları kullanıyorum ben. Müzik çalara tıkladığınız zaman benim burada kendime ait bir müzik arşivim var. Ben bunları dinlemeyi seviyorum. Hani yayın yapmadığım zaman bunu yayın yaparken falan yapmayın. Sakın çünkü YouTube bu telif açısından hiç affetmiyor yani hiç. Şeye başka sosyal medya platformlarına benzemez. Sakın atıp da Kurtlar Vadisi müziğini açıp da yayın yapmaya kalkmayın. Ciddi sorunla karşılaşırsınız. Ama kendiniz oyun içerisinde yalnızken kendi kendinize bir müzik listesi oluşturup müzik dinleyerek teslimat yapabilirsiniz. Bunu da nasıl yapacaksınız? ETS2'de müzik klasörü var. Bakın onu göstereyim ben. Şimdi gelelim aşağıya. Bilgisayarıma çift tıklıyorsunuz. Belgeler diyorsunuz. Euro Truck Simulator 2 diyorsunuz. Burada müzik klasörünü bulmanız lazım. Bakın burada modun hemen altında. Bu müzik klasörünü açıyorsunuz abi. Dilediğiniz müzik arşivinizi buraya kopyala yapıştır yaparak gönderebilirsiniz. Ve daha sonrasında ise oyun içerisinde dilediğiniz müziği dinleyebilirsiniz. E-posta ya e-posta işte oyun içerisinde gelen mailler. Örneğin şu Emicem ne demiş? Markus çalışmak için bir çekiciye ihtiyacım var demiş. Böyle mailleri takip edersiniz oyun içerisinde. Şuradan bir kontrol edeyim abi. Nerede bu Markus abi? Neresin la? Şu Markus abimize bir çekici verelim. Buradan hemen çekici yöneticisine geliyorsun abi. Şunun mesela şoförü yokmuş abiciğim. Buradan Dijon garajını, Dijon Fransa'daydı değil mi? Seçiyorsunuz. Buradan şoförü seçmeniz gerekiyor. Şu şoförü seçtikten sonra tamam diyorsunuz. Artık şoför abimize kabiyon vermiş olduk. Şu fotoğraf stüdyosunu ben hiç kullanmadım gençler. Bilmiyorum ne olduğunu. Hiç ihtiyaç da duymadım. İşte fotoğraf çekmek için
harika fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Oyun içerisinde bunlardan bir albüm de yapabiliyorsunuz kendinize. Ama pek de kullandığım bir şey değil. Zaten fotoğraf çekmek istediğinizde F12 tuşuna bastığınız zaman, bakın az önce bir ses duydunuz, direkt fotoğraf çekebiliyorsunuz oyun içerisinde. Şu içerik gezginleri, bu da benim kullandığım bir şey değil. Çeşitli çekici yapılandırmalarını deneyin diyor. Çeşitli dosya yapılandırmalarını deneyin diyor. Serbest çalışma dosyalarını inceleyin diyor. Mesela şuna tıkladığımızda buradaki dosyaları yakından mı inceliyoruz? Hiç de dediğim gibi şimdiye kadar ihtiyaç duymadım. Ama böyle dosya ve çekicileri takip edebilirsiniz. Yakından görebilirsiniz. Yani direkt servis üzerinde çekici ve dosyaları yakından görebilirsiniz. Bir şey almak istediğimizde, çekicimize eklemek istediğimizde bunu ekleyemiyorsunuz. Direkt servise gitmeniz gerekiyor. Yani serviste de araca nasıl ekleme çıkarma yapabilirsiniz? Sırası geldikçe bunu da anlatacağım. Şu kaydet ve yükle var. Buna tıkladığınız zaman mevcut oyun ilerlemesini kaydedin diyor. Yani oyun belli bir süre içerisinde otomatiksiz oynadıkça kendi kendine kaydediyor. Ne bileyim işte bir yerde tıkandınız, kaldınız, aracınız taşa takıldı, bir türlü geçemiyorsunuz. Tracus MP'de oynuyorsunuz, ışınlama da yapamıyorsunuz. Hani aracı kurtarmak için aracı bir türlü kurtaramıyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Bu sefer bir önceki otomatik kayıttan aracınızı, oyununuzu geri almak istiyorsanız şu oyun yükle kısmına tıklamanız gerekiyor. Buna tıkladığınız zaman bir önceki otomatik kayıttan, şu otomatik kayıtları göster butonunda aktif olması gerekiyor. Neymiş abi? Şuymuş mesela. Buna tıklayıp geri dönebilirsiniz. Veyahut da kendiniz özellikle kaydettiyseniz buradan kaydınızı seçip daha sonrasında ise kaydettiğiniz oyuna, oyunun bölümüne tekrar geri gelebilirsiniz. Gelelim seçeneklere. Seçeneklerden şöyle tıkladığımız zaman burada grafik var. Ses, oynanış, tuşlar, düğmeler, kontroller, çevrim içi. Buradan grafiklere tıklıyorsunuz abi. Burası benim grafik ayarlarım. Tabii herkesin ekran kartı farklı. PC özellikleri farklı. Herkesin grafik ayarları farklı olabilir. Grafikte tam ekran modu mutlaka seçili olması gerekiyor. Parlaklık ortalama %50 olabilir. Çözünürlük ben 1920x1080'e oynuyorum ama siz dediğim gibi sisteminize göre bunu tercih edebilirsiniz. Yenileme oranı varsayılan kalsın. Dikey eşitleme mutlaka kapalı olsun. Dikey eşitleme açık bıraktığınız zaman FPS'yi sınırlandırmış olursunuz. Diyelim ki monitörünüz 75 Hz destekliyor değil mi? Siz normalde 100 FPS alacaksınız. Ekran kartınız iyi çünkü. Ne oluyor? Bu dikey eşitlemeyi aktif ettiğiniz zaman 100 FPS alsanız dahi buna mani oluyor. FPS'yi kısıtlıyor. Mutlaka dikey eşitlemeyi devre dışı bırakmanızı tavsiye ediyorum. Böylece almanız gereken FPS'yi ekranda görebileceksiniz. Abicim ölçekleme ben 100 kullanıyorum. Tabii ki bu tercih meselesi herkesin dediğim gibi sistemi farklı abi. SMA yüksek, SSA yüksek. Şunlar seçili. Yüksek, yüksek, yüksek. Sadece şu ayna mesafesi ortaymış. Yani burada tabii siz sisteminize göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Bu gölge kalitesi önemli. Mümkün mertebe gölge kalitesini yüksek tutmaya çalışın. Bitki örtüsü detayı düşükte olabilir. Şayet düşük sisteme sahipseniz çimen yoğunluğu düşükte olabilir. Çok önemli değil. Ayna mesafesi düşük olabilir. Problem değil. Fakat şu yayalar açık olsun. Yani yayalar çünkü oyuna bir doğallık katıyor. Hani insanlar geliyor geçiyor falan. Mutlaka yayalar açık olsun tavsiye ederim. Siz tabii ki kendinize göre bir ayar çekebilirsiniz. Veyahut da direkt şu basit ayarları tıklayarak düşük, orta, yüksek ve en yüksek grafiğe alabilirsiniz. Abi sese geldiğimizde ses, ana ses benim tabii ben yayın yaptığım için düşük. İşte çekici motor sesi burada bakın. Sadece şu nedir? Radyo sesini kullanmadığım için kapatmışım. Şu telsiz sesi bakın ayarlarımız bu şekilde. Oyun sesi yine %50'de. Ben sesli navigasyon kullanıyorum. Hoşuma gidiyor. Gayet de bana yardımcı oluyor. Dilerseniz sesli navigasyonu da kullanabilirsiniz. Şu sesli navigasyon aç seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Daha sonrasında ise
Hani bir bayan bir erkek seçebiliyorsunuz. Ben Türkçe Zeynep'i seçtim. Fakat siz Türkçe Emre'yi de seçebilirsiniz. Sesli navigasyonu kullanmanızı tavsiye ederim. Burada ise dinleyin var. İşte başlıyoruz. Bakın gördünüz mü? Türkçe Zeynep'in sesi. Varış noktasına ulaştınız. Gördünüz mü? İyi günler. Teşekkür ederim. Emre var bir de. Tekrar hesaplanıyor. U dönüşü yapın. Adamsın Emre. Tabii ben Zeynep'e alışayım. Ben Zeynep'i kullanıyorum. Hız uyarısı hiçbiri yapmışım. Ya bu hız uyarısını ses ya da bip yaparsanız, ya hız sınırını geçtiğiniz zaman ikide bir bip 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 ya da ses de sizi rahatsız edecektir. Ben bunu kullanmıyorum. Bu hız uyarısı seçeneği bende kapalı. Benim bilgisayarımız ses sürücüsü. Siz buradan hoparlörünüzün sürücüsünü, ses kartınızın sürücüsünü buradan seçebilirsiniz. Seçmeseniz de olur. Sistem zaten varsayılan olarak tanımlıyor. Evet, videomuz fazla uzamasın. Bir dahaki bölümde şu oynanış kısmından devam ederiz. YouTube yorumlar kısmına ulaşın bana. İlla ki gözümüzden kaçan, anlatmayı unuttuğumuz bir şeyler mutlaka oluyordur. Üçüncü bölümde bunları telafi ederiz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.